Mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda İzmir'in vazgeçilmez yemeklerinden ve Giritlilerin de çok güzel yaptığı Şevketi Bostan yemeği yapacağım. Bugün pazardan aldım, tazecik, çok güzel. Yıkadım, temizledim. Yarım kilo Şevketi Bostan'la güzel bir İzmir Girit yemeği yapacağım sizinle. Şevketi Bostan yemeği için kuzu kuşbaşı, mutlaka kuzudan yapılacak kuşbaşı bu yemeğin özelliği. Sosu için 2 kaşık un, 1 yumurta sarısı, 1 limon suyu, yine karabiber, tuz, zeytinyağı olmazsa olmazlarımızdan. Şevketi Bostan'ın nasıl bir şey olduğunu da şöyle göstereyim. Özellikle kırsal kesimde köylülerin topladığı, şöyle baktığınız zaman diken gibi görülen ama kök kısmı toprağın derinliklerine kadar inen ve arasında yuvarlakça odunsu kısmı olan bir otsu bitki, kengergillerden. Çok faydalı, hazmı kolaylaştırıyor, idrar söktürüyor ve bunu mutlaka yemek gerekiyor. Şimdi Şevketi Bostan malzemesi için 1 adet kuru soğanımız var. Onu da şöyle göstereyim. Kuru soğanla önce eti kavuracağım, sonra kuru soğanı koyacağım. İşleme başlıyorum. 300 gram kuzu kuşbaşıyı tava içerisinde şöyle karıştırıyorum. Ocağın altını açtım. Şimdi içerisine küp küp doğradığım soğanları ilave edeceğim. Kuşbaşı kavrulduktan sonra soğanla da biraz kavrulacak. Yağ koymadan kuzu kuşbaşı etimizi şöyle tavanın içerisine çeviriyorum. Yağlı kısımlarının tavada iyice kızarmasını sağlıyorum. Yaklaşık 5 dakikadır kavruldu. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. Yani şöyle 1 çay bardağına yakın zeytinyağı. Kuşbaşı etimizi de biraz yağda kavuracağım. Üzerine soğanları ilave edeceğim. Etimiz biraz kavruldu. Şimdi soğan ilave ediyorum. Bu kavrulurken de Şevketi Bostanları doğramaya devam edeceğim. Bostanı elime alıyorum. Şöyle kök kısımlarını şöyle doğruyorum. İnce şeritler halinde de doğranabilir. Bu şekilde dikdörtgen şeklinde olabilir. Kare olabilir. Nasıl isterseniz, çatala daha rahat gelsin diye bu şekilde doğramayı tercih ediyorum. Siz de istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Tabi bu arada yapraklarından da şöyle doğruyorum. İçerisine yaprağıyla beraber pişiriyoruz. Tabi dikenli olduğu için çok sert dikenli yerlerini doğramayabilirsiniz. Bu şekilde doğruyoruz. Şimdi kök kısmına geldiğimde de göstereyim şöyle kökü nasıl yaptığımızı. Şöyle kökten ikiye bölüyorum. Bu şekilde de bölüyorum. Bu şekilde de kökleri ve onları da şöyle bölüyorum. Biraz sert kök kısımları. Böylece Şevketi Bostanları da doğramaya devam ediyorum. Soğan
kullanılan kuzu kuşbaşı etimiz kavruldu şöyle. Şimdi içerisine bir miktar tuz ilave edeceğim. Şöyle etin tuzunu çekmesini istiyorum. Ve üzerine doğradığım şevketi bostanları boşaltıyorum. Bu şekilde. Çok enfes bir görüntüsü var. Otun etle birleşmesinin verdiği harika bir lezzet çıkıyor ortaya şevketi bostanda. Mutlaka bulunduğunuz yerde varsa şevketi bostan yemeği yapmayı ihmal etmeyin. Yani bu lezzet mutlaka tadılmalı. Şevketi bostanların doğranma işlemi tamamlandı. Şimdi tavada şöyle bir karıştıracağım. Biraz kavrulmasını sağlayacağım. Kavrulduktan sonra biraz pişmesini bekleyeceğim. Şöyle karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Kendi buharında ara ara karıştırarak kavrulmasını bekleyeceğim. Şevketi bostan bayağı bir kavruldu. Şöyle karıştırıyorum. Şöyle çok az bir sıcak su koyup iyice bir yumuşamasını sağlayacağım. Daha sonra da bu suyu çektikten sonra da içerisine terbiyesini yapıp terbiye suyunu koyacağım ve onunla da kısa bir süre piştikten sonra şevketi bostan yemeğimiz tamamlanmış olacak. Şevketi bostan yemeğimiz pişerken ben de şöyle soğuk suyla unu inceltmeye çalışıyorum. Miktarını kıvama göre ayarlayacağım. Bunda topak kalmaması için iyice karıştırıyorum. Bir limon suyu, sıktığım bir limon suyunu ilave ediyorum. İşte ben şöyle biraz daha limonların tadının çıkması için şöyle yapıyorum. Ve bir yumurta sarısını ilave ediyorum. Bunun içerisine de şöyle kalan suyu, bir bardak suyu böylece kullanmış oldum. Bu şekilde şevketi bostan tam piştiği zaman bu terbiyeyi de ilave edip bununla da bir kısa bir süre pişmesini sağladıktan sonra pişirme işlemini tamamlamış olacağım. Şevketi bostan koyulan suyu da çekti. Şimdi şöyle bir karıştırıp bakıyorum. Bayağı bir kavruldu. Eti de kendisi de pişti. Şöyle bir parça alıyorum. Pişmişliğine bir bakmak istiyorum. Harika pişmiş. Şimdi üzerine sosunu koyuyorum. Bir 5 dakikada sosuyla pişecek. Ondan sonra şevketi bostanımız sunuma, ikrama hazır hale gelecek. Şöyle gezdiriyorum üzerine. Altını da biraz açıyorum. Şöyle hafif de bir karıştırıyorum. Sosu, limonu beraber bir pişmiş olacak. İzmir'in meşhur şevketi bostan yemeği. Bununla beraber pişiyor. Şöyle bir iki karıştırıyorum. Koyu bir kıvam aldı. Bundan enfes bir şekile girdi. Şimdi bu şekilde de bir şöyle bakıyorum.
Şevketi Bostan tadına. Enfes bir lezzet. Şimdi artık ocağın altını kapatabiliriz. Kıvamını aldı. Koyulaştı. Kapatıyorum. Üzerine az bir şey karabiber gezdiriyorum. Tuz miktarı çok güzel. İlave etmiyorum. Bu şekilde sunum kasemize boşaltıyorum. Bu şekilde Şevketi Bostanlar harika bir şekilde pişmiş oldu. Tülin'in mutfağında bugünkü menüm Şevketi Bostan yemeğiydi. Kuzu kuşbaşı ile yaptım. Etli Şevketi Bostan yemeğimiz çok güzel, çok leziz bir şekilde pişti. Mutfağımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.